كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أستعوذ بالله، بسم الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi kardeşim. Bu mevzu hepimizi alakadar ediyor. Niye? Her salı, her cuma bu ayeti üstüne basa 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 okuyorum. Peşine bir şeyler daha ekliyorum. Niye? Çünkü maalesef hala bunun farkında olmayan kardeşlerimiz var. Şu ayetin ne kadar önemli, ne kadar büyük bir ayet olduğunu hala anlamayanlar var. Bakın Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu bu işi bize zimmetledi ya. Al ayet ya. En hayırlı ümmetsiniz diyor ya. İyiliği emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin. Bitti. Ve buna benzer bir sürü ayet var. Başka ayet var biliyorsunuz. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan biri Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Bak Allah Celle Celaluhu. Bu iş dert meselesi, dert. Şu emir bil maruf meselesinde şu ülkede yani dertli insan çok az. Olanın da bir kısmı maalesef ahirete göç etti. Bunlardan biri de rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi. Geçen Instagram'da olması lazım. Rahmetli Abdülmetin Hoca'nın tabuttaki bir videosu var ya, hani yüzü gösteriliyor. Yani o video denk geldi. Şöyle baktım, böyle tam böyle yüzü geçtiği zaman yani dedim ya, bir adam ölürken yani gülmesi ne kadar güzel bir şey ya. Ölürken düşünsene gülüyorsun. Bir insan niye güler? Ölüm zordur. Ölüm anında insan hafız hafızını unutur. Adam bütün 104 kitabı aklına tutsa onu unutur. Zor ölüm, öyle şey değil. Ama bakıyorsun gülüyor. Niye güler? Dertli adam güler. Niye? Bir derdi vardı. İnsanları Allah'a çağırıyordu. Emri bil maruf yapıyordu. Aynı gece rahmetli rüyama girdi. Ne mübarek adam. Ama ya böyle bir güzellik olamaz. Ya. Bembeyaz, mis, surat böyle bebek gibi. Sakallar siyah. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dağ taş emir bil marufa gidiyoruz ikimiz. Dedim elhamdülillah. Bak bak. Bende zaten cacık yok. Ben onun peşinden gidiyorum. Bende bir şey yok. İcraat bende yok. Abdülmetin Hoca ile beraber bak diyor şu dağ gösteriyor. Şurada diyor biri var herhalde. Oraya gidiyoruz. Dağa çıkıyoruz. Ondan sonra iniyoruz mağaralara. Bak mesaj var, mesaj. Gidilmesi gerekilen yerler var. Emir bil marufa ihtiyacı olan insanlar var. Bak rahmetli rüyamda kafama vura vura gösteriyor. Gidilmesi lazım diyor, gidilmesi lazım. Gidemiyoruz, ne yapacağız? Dert lazım, dert. Biraz dertlenmemiz lazım. Ya Rabbi hidayet ver. Dağlarda, ovalarda İslam'ı aç, sohbete aç, emir bil marufa aç. Biri gelse de, bir vaaz etse de bak adamın ağız olarak bunu söylemez. Bak bir daha söylüyorum. Kimse ağız olarak biri gelse de bana emri bil marufa ben namaza başlarım demez. Böyle bir şey yok. Ama öyle insanlar var ki adama iki kelime konuşuyorsun adam beş vakit namaza başlıyor. İşte bunlar var. Ama kimse gitmiyor. Adamlar aç. Bak bunu bir kere anladım, bir daha anlatayım. Ya Bayrampaşa'da kapı kapı dolaşma yapıyoruz. Binalara giriyoruz kapı kapı. İki tane daire. İlk dairedeki adam çıktı, sarhoşum kusura bakmayın özür diliyorum dedi. Ama dedi yarın inşallah camiye geleceğim dedi. Davet. Üst kata çıktık. Genç bir kardeş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kardeşim seni Allah için ziyarete geldik. Para istemiyoruz. Ölüm var. Ahiret var. Hesap var. Bak namaz var. Namazın böyle mükafatları var. Ne dedi biliyor musunuz? Bekleyin abdest alıp geliyorum dedi. Millet bekliyor. Birileri gelse beni buradan alsa çok kardeşimiz var. Ya şu ayetten kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum ya. Ya niye kurtulamıyorsun mübarek adam? Niye kurtulamıyorsun?
Bir adım at. Sen bir adım at. Allah Celle Celaluhu sana birilerini gönderir. Adım atanları Allah Celle Celaluhu aldırıyor. Hani bir laf var ya, seni aldırırım diye bir laf. İşte Allah Celle Celaluhu kendi adamlarına seni aldırır oradan. Efendi Hazretlerine bir sözü var. Şu meyhanelerde diyor 40 günde diyor evliya olacak adamlar var. Meyhaneden çıkartırsın adam 40 günde evliya olur. Bak her zaman söylüyoruz Bişri Afi Hazretleri. Bişri Afi Hazretleri kapısında sıra bekliyordu Allah dostları. Ya bu işler öyle kolay değil. Allah yoluna çıkacaksın. Emri bil maruf yapacaksın. Seferlere gideceksin. Kapı kapı dolaşmadan bu iş olmaz. Ben yapamıyorum. Sohbetle paylaşmıyorsun. Sohbetleri de anlatmıyorsun. Bak ben böyle böyle bir sohbet duydum. Mübarek adam, ölüm var, ahiret var. Ya da böyle diyebilirsin. Ölüm varmış, ahiret varmış diyebilirsin. Niye? Biz hiç ölüm varmış gibi yaşamıyoruz kardeşim diyeceksin. Biz hayatımızda ahiret varmış gibi yaşamıyoruz kardeşim diyeceksin. Onun kafasına biraz sokacaksın. Ölüm var deme, ölüm varmış de. Haberimiz yokmuş de. Çünkü sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyormuşuz de. Belki kafasına dank eder. Ama birine bir şey söylerken karşındakini kıracaksın söyleme. Bak ben sana bir emri bir maruf taktiği söyleyeyim kardeşim. Adam mesela yolda dolaşmalar yapıyoruz yollarda. Kardeşim selamun aleyküm aleyhisselam. İşte ölüm var ayrı, namaz abdü her neyse. Hemen cevap geliyor ya. Bazı hazır cevaplar var böyle. Ne diyeceksin? Ya mübarek adam. Bak cevabım olacak. Ya mübarek adam tamam sen yapıyorsun biliyorum ben onu da. Ya yapmayanlar var mübarek, onları anlatmamız lazım da. Adam sana cevap verince ya tamam sen de biliyorsan ben geri gideyim. Yok. Ne diyeceksin? Ya tamam mübarek sen de biliyorsun ama benim derdim şu. Senin bildiğini biliyorum ben, anladım. Ama işte birilerine anlatmamız lazım. Sen, ben, o, bu dertlenmemiz lazım. İnsanlara anlatalım ki insanlar da farkına varsın. Bak ben farkındayım. Sen farkındasın ama farkında olmayan insanlar var. Böyle böyle anlatmak lazım. Rahmetli Abdülmetin hocamız ruhuna da buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Allah Celle Celaluhu Abdülmedin hocamızı cennetinde cemaliyle müşerref eylesin. Amin.